Bitti mi koçum? Biter mi Yavuz Bey? Kusura bakma artık. Şöyle kafasını aldım. Eline sağlık, üzme canını. Vatandaşın huzur lazım. Yıkanabilecek miyim? Maalesef susuzluktan kırılıyoruz. Depoda da kalmamış. Aldı anahtarını hidroforun. O ne zaman uygun görürse. Yoldan geldik koçum. Pirelerimize mi gireceğiz yatağa? Vatandaş iki başıma su dökünmeyecek mi başından aşağıya? İnim aşağı bir söyleyeyim ama. Söyle. Ayağımın tozuyla indirmesin beni oraya. Vatandaşa cart curt yok. He, ne yapar Yavuz Bey adamı? Oyarım şerefsizim. Komşumuzsun dedik. Açın şu musluğu. Oh, insanın vatanı gibi var mı? Koçum alsan sen de bir yudum. Sağ ol Yavuz Bey, almayayım. Vazife başında şimdi. İç iç. Ben veriyorum. Özgürlüğümün şerefine. Oh, özgürlük gibi var mı? Yarasın, vatandaş içecek. Başka numarası kalmadı. Ha, şu turbada götür koçum. Memleket balığı, Made in Turkey. Kütürmüş valla. İnsanın memleketi gibi yok koçum, özledik. Özlenmez mi efendim? Gel, gel otur. Otur. Anlat bakalım, nasıl komşularımız? Nasıl sayın müdürüm? Müdürüm bunalımda Yavuz Bey. Kız bıraktı kocasını İsveç'te geldi. Vah vah, yıkılmıştır. Hafif bir şeydi zaten. Hem ne biçim. Dört erkeği birden parmağında döndürüyormuş günah boynuna. Onu biz bilemeyiz koçum. Ha, Sedat biraderimiz ne yapıyor? O da günah boynuna bir numaralar çeviriyor ama. Çevirir. Hayatı roman. Roman valla. Mafya peşindeymiş. Yengeyi de rahatsız ediyorlarmış telefonda. Yazıyor, inanma. prens, memnun musun? Bak, geldik memleketimize çok şükür. Bu ne biçim gagalacak biliyor musun koçum? Tak, tak. Belli canım, canavar, canavar. Al bakayım, götür bir yudum daha, yarasın. Teşekkür ederim, şerefinize. Cemil abi de hastaneye yatıracaklar tedaviye. Yapma be. Alkolden tıkacaklar da sana vatandaşı deliye. Yazık. Ha, yazık. Ne oldu efendim? İkna edebildiniz mi sarhoşu? Yatacak mı hastaneye? Yatacak konuştuk. Maşallah. Bak düşmüş ateşin teyzeciğim 37. Oh çok şükür. Neydi o hali öyle? Sayıklıyordu vallahi ateşten. Daha neler artık. Bu akşam daha rahat uyuyacaksın teyzeciğim. Sayenizde efendim. Ayla kim geldi dedin az önce kızım? Katil anneciğim, katil. Geldi başımızın belası haydut. Ne iş yapar bu adam Sabri Bey? Halide efendim, toptancı. İhracat yapıyordu son zamanlarda. Galiba Kazakistan'da tutuklamışlar. Ha, şimdi Sevim Hanımlar da onu konuşuyorlardı. Hapse girmiş, mafya falan olmasın? Olabilir efendim. Mafyadan geçilmiyor memlekette. Kalktınız mı? Bir şey ikram etseydik size. Teşekkür ederim, yemek vakti. Yemek yeseydik birlikte efendim. Teşekkür Türkan ederim. Hanım gidiyor efendim. Görüyorum efendim. Teyzeciğim iyi geceler, hadi geçmiş olsun. Büyük hanım, doktorunuz gidiyor, doktorunuz. Bağırmayın efendim, duymuyor kadıncağız. Tamam, anladık, gidiyor. Bırakın Sabri Bey, rahatına baksın, bırakın. Olmadı ki böyle efendim. Borcumuz ne kadar? Borç yok, borç yok. İyi geceler. Size de efendim, zahmet oldu. Siz de bir şey söyleseniz efendim. Ne söyleyeceğim o kızla? Allah Allah. Efendim kapıyı açayım size. Doyamıyor muhabbete. Bak nasıl koşturuyor peşinden. Otomatiği yakayım. Görüyorsunuz değil mi efendim? Devamlı yiyorlar beni anne kız. Kusurumuza bakmayın lütfen. Biz doktoruz Sabri Bey, sıkmayın canınızı. Sabahtan akşama kadar neler görüyoruz öyle. İyi geceler. Öyle efendim, iyi geceler. Siz insanlığınızı yapıyorsunuz. Katil geldi. Benden başka da herkes tanıyor galiba bu katili. Tanırsınız efendim. Siz de anlarsınız ne mal olduğunu. Hah, iyi akşamlar. Ben de size geliyordum Sabri Bey. Hayrola? Katil yıkanacağım diye tutturdu. Pireler basmış. Pire mi basmış? Ahırlarda mı yatmış haydut? Ne bileyim Sabri Bey. Ben de kaşınmaya başladım. Söyle komşuma dedi çalıştırsın şu hidroforu da bir yıkanalım. Hayır efendim, çalıştıramam. İki parmak su kalmış dibinde. Motoru mu yakacağız? Söylemedin mi? Söyledim de efendim, katil bu, beni dinler mi? Tamam. İlk günden başladık Allah'ın cezası.
Söyle ona alsın bir kutu pire tozu dökünsün. Su yok. Anam ben nasıl söylerim Sabri Bey? Dur ben açıyorum. Hah, geldi bir baş belası daha. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Arayan sonra var mı koçum? Yok çok şükür Sedat Bey. Buyur rahatına bak. Katil geldi, katil geldi. Ne diyor bu? Geldi Sedat Bey. 2 saat oluyor evinde. Yapma ya. Hı. Bak bu iyi haber. Tek görelim şunu. Buyurun. Uçtu sevincinden. Tabii en iyi adamı haydut. Ne dalaveralar çeviriyorlarsa. He, 3 kağıt tak tak. Siz hala o kızla muhabbet mi ediyorsunuz efendim? Ne muhabbet efendim? Günahını almasanıza. Kadıncağız gideli yıllar oldu. Su meselesi konuşuyoruz burada. Anam. Sen de söyle o hayduta apartmanda su öyle zırt pırt kullanılmıyor. Sırayla. Başla. Oo gel birader. Vay benim canım abicim. Hasret kaldık. Nerelerdesin be abicim? Sarsma birader. Bir ukatımız oldu. Gösterdik makineyi. Tak ayaklardan yattık biraz. Canın sağ olsun Yavuz abicim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bu ne kafandaki abi? Oynama birader. Kazakistan işi, Almatı'dan. Yakışmış ama. Bırakmam seni burada böyle yalnız. Tak gidelim şimdi bize güzel bir yemek yiyelim. Sağ ol birader. Yengemize iş çıkartma şimdi. Ne demek abicim vazifemiz. Yorgunum birader bağışla bu akşam. Şurada ilk kadeh içip bir banyo küt yatacağım. Aa, Cafer'i yolladım komşuma. Suyu açacak bekliyorum. Su yok Yavuz abi boşuna bekleme. İstanbullu yandı. Şişeye talim ediyoruz sabah akşam şerefsizim. Sabri de suya el koydu. Susuz olmaz birader. Vatandaşın suyu akacak. Kırarım elini. Hadise yaratmayalım daha ilk gecemizde. Domuz açmıyor görüyor musun hidroforu? İçme suyunu mu götürüyorsun senden? Ne yapayım Gül? Pireler sarmış adamı. Dökün onu bari biraz. Vallahi şimdi inecek aşağı gırtlağına yapışıverecek. Yemek hazır ha. Şunu götüreyim geliyorum. Neymiş o başındaki takke Cafer hiç çıkarmıyor mu? Saç kron olmuş herhalde Gül. Keli görünmesin diye çıkartmıyor. Çok hırpalamışlar çok. Adam bitkin. Yazık. Vallahi içim acıdı benim de. Söylemiyor ama. Vurmuşlar kafasını 3 numara makineye. Bir güzel ıslatmışlar. Hadi Cafer git götür şunu bak yemek soğuyacak. He düşmez kalkmaz bir Allah. İş birader. Ziyade olsun abiciğim. Yarasın birader. Sağ ol bekliyorum seni ha. Biz dökülelim de bakarız birader. Yengeyi hürmetler. Ben bakarım abi. Merhaba. Gel koçum. O ne o? Su Yavuz Bey. Başka çaresi yok. Vallahi evden getirdim. İçme suyu. Açmıyor mu komşum hidroforu? Açamaz abiciğim. Sinirlenme. 2'de 1 tak motor bozuluyor. Öyle vallahi. Bozma asabını. Susuzun gözü kör olsun. Gel şöyle ben dökeyim. Yıkan şöyle belden yukarı. Hadi abicim yıkan. Vatandaşa 2 maşaba suyu çok görüyor imansızlar. Püh geri zekalı. İnsan 30 soru olsun yapar şu sosyalden. Şaşırdım anne. Kaydırmışım soruları. Biliyorum hepsini. Kaydırma. Aklın nerede? Şaşkın. Bağırma anne. Kursta yine de en iyi ortalama benim. Oh en iyisi sensen. Gitme o zaman kursa. Anlaşıldı istikbalimiz. Para döküyoruz kızım para. Canımız çıkıyor. Biraz merak et de oku. Heh babam. Delikten bakmadan açma kızım yabancı olabilir. Babam babam. Canım kızım. İyi akşamlar. Nasıl geçti bugünkü sınav? Berbat, berbat. Kaydırmış soruları salak. Kaydırmış mı? Karıcığım sen nasılsın bu akşam? Hı? Hmm. Aman nasıl olacağım? Kavga ettik yine Nazife Hanım'la. Allah Allah. Ne istiyor bu kadın senden ya? Ben ne bileyim kardeşim. Taktı bize kadın. Ne yapsam kabahat. Her şeyi o biliyor. Ah ah çeviremedik ki şöyle büyük bir iş. Tak bas istifayı. Bankası batsın. Açalım şöyle süper bir büro. Fakslar, bilgisayarlar. Tak geç başına. Hayal görme kardeşim. Hayal değil kardeşim. Arayan var mı beni? Yok kardeşim. Geldiğimizden beri kimse aramadı. Yemek yiyelim. Hadi kızım.
Yiyelim. Yavuz abi gelmiş. Gelmiş. Bize ne? Bize ne olur mu Serpil? Yemeğe davet ettim adamı. Allah Allah. Bana sordun mu? Nereden icap etti şimdi? Ne soracağım Serpil? Yoldan gelmiş adam. Bu kadar hukukumuz var. Bir yemek yedirmeyecek miyiz? Çekemem kardeşim. Yoruldum, öldüm zaten. Gitsin yesin yemeğini nerede yiyecekse. Aa, at hırsızı. Olur mu kardeşim? İşimiz var adamla. İskele babası mıyız biz bu evde? Bana sormadan kimseyi çağıramazsın kardeşim, o kadar. Başım ağrıyor, çekemem dedim. Buyur Yavuz Bey. Buyurduk koçum, dök bakalım. Takyan başında. Çıkaralım koçum, onu da çıkaralım. Saatler olsun. Bir de diyorlardı ki... Ne diyorlardı? Şey canım, saç kıran falan Allah göstermesin. Yok öyle bir şey koçum, yeni moda bu. Tarkan stili, Tarkan. Dök. Tabii canım, kimsenin modadan falan haberi yok ki. Saatler olsun. Yavaş yavaş koçum. Sen de bunu görmedin, tamam mı? Tamam Yavuz Bey. Ne üstüme vazife? Of of. Memleketime geldik. Bir kova suya talim ediyoruz. Aman koçum, idare. İdareli Yavuz Bey. Aman gözünü açma. Açmam koçum. Devam etsen. Vatandaş isyan etmez mi? El koymak lazım bu duruma. Vallahi lazım Yavuz Bey. Şöyle senin gibi vatanını düşünen birkaç baba yiğit olacak ki. Yer misin, yemez misin? Almanya'da palasta bile kol gibi su akıyordu be. Vicdansız. Ne olur iki dakika çalıştırsa şu hidroforu. Söyleme koçum. Bana komşumu dövdüme şimdi ayağımın tozuyla. Dök yavaş yavaş. Oh yarasın. Ben yatmam öyle tek kişilik odada Sevim, sıkılırım. Ne oluyor Cemil? Yine mi fikir değiştirdin? Değiştirdim. Ne yapacağım öyle dört duvar arasında? Hapishane gibi. Otel gibi, otel. İstemem istemem, daralırım. Türkan Hanım'ın yanında böyle konuşmuyordun ama. Ne konuşacağım? Dinlemiyor ki. Kızıl o, kızıl. Ha, işine gelmeyince kızıl. Tamam tamam, benden bu kadar. Yarın hemen başvuruyorum mahkemeye. Yapamam öyle balkonsuz penceresiz yerde ama Sevim. Alışmışım, insanları göreceğim. Kim söyledi sana penceresiz odada kalacaksın diye Cemil'cim? İğne de yaptırmam. Ne iğnesi? Yapıyorlarmış damardan. Hadi hadi düşünme sen öyle şeyleri şimdi. Yemekten sonra şu katile bir hoş geldin diyeyim Sevim, ayıp olur. Hayır dedim. Gideceksin içeceksin şimdi orada, biliyorum. Ne içkisi Sevim? Benim adım Cemil. İçmem dedim, içmem. Hadi oğlum. Hadi. Hadi oğlum. Vur. Gol. Gol. Gol değil o Dunk. Offside. Mis gibi gol baba. Hakem bir saldırı gösterdi bak. Hem offside değil, offside. Benden iyi mi bileceksin Dunkov, offside. Vurma çocuğun ensesine Davut. Ne oluyor yine? Birbirinizi yiyorsunuz. Anne görüyor musun, offside dedim diye vuruyor. Offside, evet. Vurur. Çünkü o pozisyonu Sait adında bir Türk hakemi buldu. Atma baba, atma. Nasıl göçürdük? Al, güzel konuş. Yapma bunu Davut. Hiç hoşuma gitmiyor böyle beraber maç seyretmeniz. Her dakika kalp çarpıntısı. Ne diyor baksana Ulviye, terbiyesiz. Senin de ağzına biber süreceğim Halis. Yok bir daha öyle çirkin sözler. Geçirdik anne, ne var bunda? Herkes öyle söylüyor. Mis gibi gol, 2-0. Bak hala konuşuyor. Hop Sait. Nein Davut, böyle birbirinizi yiyecekseniz kapatın şu televizyonu lütfen. Niye kapatacakmışız? Gitsin odasına. Başta mı seyretmeyeceğiz? Alalım diyorum ikinci televizyonu sana Davut. Alma. Offside'i öğrensin önce. Offside baba, offside. Öğren de gel. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Üç geliyor. Üç. Allah üç. Al. Tepime eşek herif. Hasta var aşağıda. Evet yavrum, yavaş ol biraz. Yemek hazır Davut. Dur Ulviye, şu devre bitsin. Bu susuzluk çok fena Davut. Yapamayacağım. Sebzeleri iyice yıkayamıyorum. Çok tehlikeli. Hadi. Hadi koş aslanım, koş. Vur be, vur. Tüh be. Ne yapayım ben hanım? Aa. Bir özel depo lazım diyorum. Yapmıyorsun Davut. Olur, olur yaparız. Kaç gün geçti? Hadi oğlum. Vur be, vur. Yaparız Ulviye, tamam dur. Gol geliyor baba. Üç.
Ne zaman ama? Söyle. Gözünü seveyim Almanya'nın. Şarıl şarıl akıyor. Hiç kesilmez. Sıcak soğuk. Değil mi anneciğim? Öyle yavrum. Al oğlum da git öyleyse Almanya'ya. Ne yapalım? Bizim memleketimiz böyle. Hey, hey be, gol, gol! Hey aslanım benim, gol! Yedim seni! Baba ne yapıyorsun? Davut, Davut bırak çocuğu, hasta mı aşağıda? Şükrücüğüm, Yavuz Bey geldi, haberin var mı? Ya öyleymiş, hapis yatmış galiba Tacikistan'da. Kazakistan müdürüm, geldik hürmetler. Çat kapı gelir artık. Gelir, sayın müdürüm, salatalık kendi bahçemizden, buyurun. Çekilmez. Oğlum sen bir yere mi yetişeceksin? Yo. E ne bu telaşın? Evet oğlum, kaçıran var, yavaş ol biraz. Yani çocuk ne yapsa kabahat. Öyle valla, herkes bize yükleniyor. Kızım anlatsana sen şu Osmanlı konuştuklarınızı. Ne karar verdiniz merak ediyorum. Anlatacak bir şey yok anne. İki olgun insan olarak el sıkıştık bitti. Babam anlatsın. İyi oldu iyi oldu. Osman da anlayışlı davrandı. İyi hayırlı olsun. Babaannem aramadı mı seni? Yok canım her şeyden en son benim haberim oluyor. Bir ağlamaya başladı. Az kalsın bizi de ağlatacaktı. Ne kadın. Ağlanmaz mı abla? Senin hayatın film olur valla. Ali. Bazı şeyler vardır, alay konusu edilmezler. Saygılı ol biraz. Tamam. Bu gece kaderimiz bu, anlaşıldı. Yanlış bir şey mi söylüyorum oğlum? Hadi bakalım, güzel günlere. Afiyet olsun baba. Ne yapacak şimdi Osman? Dönecek mi Stockholm'a? Dönecekmiş, birkaç güne kadar. Baba, sana borcuyla ilgili bir şey söyledi mi Osman? Söyledi, konuştuk, ödeyecek. Her ay 2000 kron. Öder. O tarafı dürüsttür. Ne tarafı dürüst değil? Sözün gelişi anne. Neyse kapatalım artık bu konuyu Nazancığım. Yani karar verdiler bitti. Tamam canım kapatalım. Sormuyorum bir şey. Yapma böyle ama anne. Evet anne üzme bizi. Nazan sana dedikodularım var. Bir şey sormuyorsun. Ne yapayım şimdi dedikoduyu Şükrücüğüm Allah aşkına. Ama bizi yakından ilgilendiriyor. Evet dinliyorum. Mine mine abime babamlar için çok meraklılarsa Nazanlar'da otursunlar demiş. Ne ayıp. Bilmiyor mu durumumuzu? Bilmez olur mu canım? İnadına söylüyor. Abim de sinirlenmiş fena kapışmışlar. Bilge var başlarında demiş o da. O nasıl söz Şükrücüğüm öyle? Yani başlarına derken tabii ki o anlamda söylemedim. Ne anlamda söyledim baba? Canım saçmalamayın. Ama öyle anlaşılıyor Şükrücüğüm böyle hassas bir günde. Bir iş bulur bulmaz ben evimi tutacağım baba merak etmeyin. Hoppala yani Bilge. Abla öyle konuşma yabancı gibi. Sen bizim için çok değerlisin. Değerliyim evet ben de öyle zannediyordum. Abla. Abla Bilge, vallahi yanlış anladın saçmalama abla. Saçmalama lütfen. Ben yerimi biliyorum anne. Dul bir kadınım artık tabii. Ayrı yaşayacağım söylemenize gerek yok. Kızım burası senin ev... Ne yaptın Şükrücüğüm böyle bir günde? Evet baba ağlattın. Hay Allah benim cezam versin. Ya ben isteyerek böyle bir şey söyler miyim? İyi akşamlar. Şş, yavaş Banu uyuyacak uyusuzlanıyor. Uyusun. Vatandaş uyuyacak. Yavaş. Cafer. İçki mi içtin sen? Şu kadar açık canım. Vatandaş onu da mı içmeyecek? El koymak lazım bu idareye. El. Temiz elle operasyonu. Politikaya mı başladın? Hadi yemeğin soğudu. Soğusun. Senin yemeğini soğuk diye Romana. Fırsat eşitliği yok memlekette Gül. Fırsat. Kapıcı doğduk. Kapıcı mı öleceğiz? Azma Cafer azma. İki kadeh içtin. Uyuyacak çocuk.
Uyusun doktor olacak benim kızım doktor. Hele bir kapıcı yanaşsın. O da mı oradaydı? Oradaydı ya. Serpil Hanım sepetlemiş. Sonra baykuş da geldi. Tamam anlaşıldı. Dut gibi olmuşsun işte. Ne vardı sanki o kadar içecek? Daha bu kadar içsem içerim şerefsiz. Hiçbir şeyim yok. Esir mi doğduk? Vatandaşa cert cürt yok. Yavaş be. Başladın katil gibi konuşmaya. Ne oluyorsun? Ödü patladı çocukların. Yok annem bir şey. Yok yok yok. Hak verilmez alınır. Vatandaş hakkını alacak. Benim adım Cafer. Sabrım mabrım dinlemem. Vurdum muydu yumruğumu sana dar gelmeyecek makbili kimler kassın. Gömelim seni gel tarih edesem tığmazsın. Ben çekemeyeceğim bu kadın daha fazla abi. Ben de. Bulalım bir ev çıkalım anasını satayım. Şu askerlik işim olmasa hemen. Şerefsizim iki dakika durma. Kağıt mendil satsak istasyonlarda bundan iyi geçiniriz. Geçiniriz vallahi. Söyleyeceğim babama bu akşam. Olmaz mı böyle abi? Söylemekle olmaz oğlum. Habersiz tüyelim. Ah şu araba bizim olsa. Geliyorlar. Hah! Bana mı bıraktınız bunu? Görmesem çekip gideceksiniz iblisler. Tüh al şunu. Ben gösterdim onu da. Akılları bir karış havada canım. Dikkatli kadınsın sultanım, dikkatli. Senin gözünden kaçar mı? Zaten şu evde sen olmasan. Daha buradayız baba. Alacaktık giderken aklımızda. Sus! Benimle öyle çalımlı çalımlı konuşma kırarım boynuzunu. Heh aklındaymış. Uyanamadınız yine. Bak! Saat 6:35 geçiyor. Hani 6:30'da hareket edecektiniz? Tamam baba gidiyoruz. 5 dakikadan ne olur? Hıh! 6:30 dedim 6:30. Öyle kaşlarını kaldırarak cevap verme bana. Giderler Halil Bey. Senin de sıkıldığın şeye bak. Hazırlanmışlar işte. Belediye otobüsü değil ki artık bunlarda. Dakikası dakikasına. Zaten senin şu gül hatırın olmasa sultanım. Ben onlara biliyorum yapacağımı. Hadi ananıza dua edin. Hadi ya. Nereden anamız oluyor? Rahmetli bir tane anamız var bizim. Sen ne dedin? Kırar boynuzunu iblis. Bırak Halil Bey Allah aşkına. Ben alıştım artık onların bu hareketlerine. Analığız ya. Ne demek? Koparırım dillerini. Sen evimizin sultanısın. Yürü hadi haydut. Ne bakıyorsun öyle şaşkın şaşkın? Gel miyim yanına? Oh baba insan bir hayırlı işler diler. Ne diyor sultanım? Kötü bir şey söylemiyor. Halil Bey haklı. Sen de bir hayır dile arkalarından. Hah! Kıracak mısınız kapıyı iblis? Çalıma dert bak. Babası olacaksın sen de bu gidişle Halil Bey. Bırak şunları. Yok öyle baktı. Yok kapıyı çarptı. Aa. Elimde değil sultanım. Kim için didiniyorum ben? Allah razı olsun. O başka. Kazandığımı ahirete mi götüreceğim? Onlar yiyecek yine. Allah gecinden versin. Ölünce bilirler kıymetini. Bana bir şey olsa köpekler güler hallerine. Gel hadi bir kahve yapayım sana da sinirlerin yatışsın. Ellerin dert görmesin sultanım. Senin şu tesellin de olmasa. Oh, abedin keyfi yerinde maşallah. Evet Cafer Efendi, evde sıkılıyor hayvan. Ben de gezdirmesem kimsenin ilgilendiği yok. Yazık, kerata o kadar istedi, milyonlar saydı babası. Şimdi bakmıyor ha? Bakmıyor yaramaz çocuk, hevesi geçti. Kızların peşinde, fusbal. Ah Cafer Efendi, benim de aklım evde. Su geldi mi acaba? Geldim adam, gece geldi. Depoda olduysa inşallah. Ah inşallah. Karneye bağladı apartmanı imansız. Koydu hidroforun anahtarını cebine. Sen de mi gezintiye çıktın? Ekmek bekliyoruz burada ekmek. Sallanma. Sallanan yok Cemil abi. Acelem var galiba. Bir yere mi yetişeceksin? Ne demek istiyorsun sen? Evimde oturuyorum. Nereye yetişecekmişim? Ne bileyim. Tımarhaneye yatacak diyorlardı da. Tımarhane değil orası. Öğren de gel. Alkol tedavi merkezi. Öyle kızılların falan lafıyla yatmam ben. Benim adım Cemil. He Cemil. Öt bakalım öt bize. Ne yapar seni Sevim Hanım? Yatmazmış. Ulan. Kimse beni penceremden ayıramaz. Anlaşıldı mı? Allah'tan başka kimseden korkmam ben. Vay! Ne ötüyor yine o baykuş? Hiç canım. Tımarhaneye yatıracaklar ya, direniyor. Son çırpınışları. Buyurun. Süt. Ha, aldın mı? Yatırsalar da kafamızı dinlesek. Nasıl büyük hanım teyze?
Fena değil, uyuyor. Oh aman, uyusun uyusun. Yırttı yine kefeni. Hadi ama abadi, yok artık çiş falan. Günaydın Sabri Bey. Günaydın hanımefendi. Az su akacak mı bugün? Hah, iyi ki hatırlattınız. Akacak efendim, akacak. Ben de onu söyleyecektim şimdi. Cafer, bütün dairelere haber ver. Başla. Ha, 2 saat kullanabilirler. 2 saat? Aa, çok şükür. Na, kom abadi, sen de yıkanacaksın. Na, kom. Daha neler artık. Kendileri yıkanacak suyu buldu da köpekleri eksik. Şımarıklık. Sevim, su gelmiş, aç musluğu. Yönetici olarak bu susuzluğa bir çare bulmanız lazım. Emredersiniz beyefendi. Sihirli değnek vardı elimde. He, ancak konuşmasını bilir baykuş. Buyur sen bul çareyi. O hayduda da söyle, yıkanacaksa yıkansın. Öyle zırt pırt su diye gelmesin kapıma. Başla. Hah, ona göre. Herkese söyle, öyle lüzumsuz açık bırakmasınlar muslukları. O su babalarının kaynağından gelmiyor. Tabii canım, israf, yazık. Çok düşünen var da, adam açıyor musluğu, şakır şakır tıraş oluyor 2 saat aynanın karşısında. Sabri Bey. Buyurun efendim. Yine ne yumurtlayacak acaba? Artezyen açtıracaksınız, artezyen. Yahut tankerle su gelecek apartmana. Başka çare yok. Olur beyefendi. Suni yağmur da yağdırayım isterseniz. Tövbe tövbe. Ne bağırıyorsunuz efendim? Uyuyor kadıncağız. Özür dilerim efendim. İnsanda sinir bırakmıyorlar ki. Artezyen açtıracakmışım. Siz çamaşıra mı başladınız? Başladım efendim. Ne yapayım? 2 saatte anca biter. Aman efendim. Muslukları işinizi bitince kapatın lütfen. Biliyoruz efendim. Kaç kere söyleyeceksiniz. Tutumluluk kolu başkanıydım ben ilkokulda. Biliyorum efendim, biliyorum. Ben gene de uyarayım da. Şu anda memleketimizin en önemli meselesi bu. Bırakın efendim memleket meselelerini. Siz mi kurtaracaksınız? Oturup bestenizi bitirsenize. Beste yapacak kafa bırakmıyorlar ki efendim insanda. Konsantrasyonum bozuluyor. Biri kalkmış özel depo yaptıracağım diyor. Öbürü tankerle su getirtelim. Dinlemeyin efendim siz de. Kim ne isterse istesin. İşinize bakın. Söylemesi kolay efendim. Beste bu, beste. Vallahi yetişemeyeceğim yarışmaya. 10 gün kaldı. Günaydın. Aa, niye kalktınız anneciğim? Ne bileyim, uyuyamadım kızım. Rüya gördüm. Bizim eski evde yangın çıkmış. Aa, evlerden uzak, gündüz niyetine. Efendim, hayırlı sabahlar. Ayakta kalmayın. Buyurun, oturun şöyle. Yangın mı çıkmış? Ya, rüknetlerini de almış eline kovaları. Ateşten, ateşten kabus görmüş. Öyle görünüyor. Rahmetli de itfaiyeciliğe başlamış, baksanıza. Ah dedim Rüknettin, yanacaksın, gel buraya. Vah anneciğim, vah. Ateşten. Nasılsın bugün anneciğim? İyi görünüyor maşallah efendim. Ateş düşmüş de biraz beynine vurmuş herhalde. Uyanamadım mı baba? Halt! Ağzını kapat. Gelin böyle üstüme. Kısmetim kapanır. Davut! Müşte, su geldi. Hadi hemen girin banyoya. Oho, ulviye durup durup iş çıkarma sen de. Karnım aç. Hazırlıyorum hemen Davut. Hangi işe bakayım? Hadi lütfen, tembellik etme. Benim banyoluk işim yok. O girsin. Ben yüzümü yıkayacağım, tamam. Olmaz öyle bir tek yüz yıkamayla Davut. Bak, abadi bile yıkandı. Ne yapayım? Salma şu iti üstümüze Ulviye. İt değil o baba, safkan Amerikan kokere. Gel abadi, yıkandın mı? Neyse işte, hoşlanmam. Bana göre it. Halis, hadi benim bebeğim, sen gir. Bak, ne güzel su var. Oo, yapma anne, işe geç kalırız. O babam gitsin. Ne demek işe geç kalmak yavrum, siz patronsunuz. Ne zaman isterseniz o zaman gidersiniz dükkanınıza. Öyle değil mi Davut? Natürli. Kalk, yıkan çabuk. Vallahi yıkanmam. Terli terli hasta mı olayım sonra? Kalk yavrum, baban da yıkanacak. Üzme bizi. Almanya'dan getirdiğimiz şampuanları da çıkardım. Ben yıkanmayacağım Ulviye. Laf çıkarma sabah sabah. Su akıyor ama ne güzel Davut. E yararlanmak lazım bundan. Tamam da Ulviye, her suyun akışında banyoya mı gireceğiz? Çamaşıra döndük. Evet anne. Ne bu sabah akşam banyo? Halt! Baban konuşuyor burada. Sana laf düşmez. Hadi kalk yıkan. 7 kere 6.
Oo baba geç bunları geç. Abadı bile öğrendi. Kahvaltı yapalım hanım, öldük açlıktan. Tamam Davut, yiyeceğiz şimdi. Biliyorum. Sizin bu baba oğul temizlik anlayışınıza hayret ediyorum vallahi. Kalk! Bırak oydu, yıkanacaksın, kalk! Yıkanmam baba, çocuk yok karşında. Sen niye yıkanmıyorsun? Anneme kızıp bana bağırıyorsun. Anne. Efendim. Hadi ben gidiyorum. Hadi başarılar. Anne. Ne para mı istiyorsun? Biraz verirsen iyi olur. Çok para harcıyorsun oğlum. Dayanmıyor anneciğim. Şu enflasyonun hızına baksana. Al bende de bu kadar bozuk. Tamam sahip, ne verirsen sağ ol. Babam hala yatıyor mu? Yatıyor. Hasta falan olmasın? Bilmem. Günaydın. Ah Şükrücüğüm kalktım. Biz de seni konuşuyorduk şimdi. Gece uyuyamadım. Gidiyor musun oğlum? Gidiyorum babacığım. Hadi kendine iyi bak. Güle güle. Şükrücüğüm bir şey mi var? Yok bir şey de Nazancığım. Akşamki olaya taktım. Bütün gece döndüm durdum yatakta. Ben de çok sıkıldım Şükrü. Biliyorum ağzından kaçtı ama. Ya büyük laf. Nasıl söyledim? Kız bize yük oluyormuş gibi çok alındı. Haklı. Haklı tabii. Ama o da ev tutacağım, iş bulacağım dememeliydi. Çok erken bunları konuşmak için. Bütün gece bunları kurdum. Konuşuruz Şükrücüğüm. Durmaz bunun üstünde, üzülme. Olgunlaşmış o artık. Hadi kalk sen kahvaltını yap. Yaparım, yaparım. Türkan Hanım parasını istiyor. KDV yatıracakmış bugün. Söylemedin mi babana? Kaç kere söyleyeceğim Cafer? Hiç oralı olmuyor. Veririz veririz. Geniş adam valla. Olmaz ama ben arada kalıyorum. Alırken iyiydi. He, işi bitti. Arazi uydun. Ne diyeceğim şimdi ben kadına? Rezil oldum. Bir çay daha ister misin? Koy bakalım. Keyif çayı. Yukarıda içerim. Müracatta. Otur canım ne acelen. Gideyim gideyim. Millet su diye birbirini yiyor. Sabri Bey arar. Anam kuzum benim. Burslu kuzum. Cafer ne diyeyim Türkan Hanım'a şimdi? Bir akıl ver bana. Vallahi bilmem ki Gül. Ayıp ediyor baban da. Bak bizim transportör de Almancıların elinde kaldı. Hiç bizi düşünmez ki sağ olsun. Karısının kollarına bilezikleri dizer ama. Tek tek insene oğlum şu basamakları. Sabah sabah bağırtma beni. Babacığım Guten Morgen, Guten Morgen. Guten Morgen dedi baba bak. Daydık, daydık. İyi günler. İyi günler gözüm. Oh, su aktı da bizim hanımın çenesinden kurtulduk. Ya neyse, buyurun. Buyurun. Ustam benim de bir ricam olacak. Buyur gözüm. Akşam üzeri size lazım değilse şu bizim transportörü alsam da içme suyu taşısam diyorum biraz. Olur gözüm, veririz. Veremeyiz baba. Halt! Senle karışıyorsun. Karışırım baba. Dile'ye söz verdim. Gezdireceğim akşamüstü. Yok öyle şey. Patlatırım ben seni. Gezinti arabası mı o Dunkov? İş saatinde. Biz memnunuz baba. Kumlular gibi diz dize geziyoruz. Ne güzel. Yürü. Sabık sabık konuşma. Patlatacağım ben seni. Verir gözüm veririz. Bakma sen ona. Güle güle. Hayırlı işler. Ah beyefendim. Her iş bitti çay mı içiyorsun? Bir sabah çayımızı da içmeyelim mi Sabri Bey? Muslukları açık bırakmayın diye söyledin mi herkese? Tabii efendim herkese tek tek. Kimsenin kapatı yok ki canım. Suyu bulunca açıyor şarşar akıtıyor. Şarşar vallahi günah. Heh. Allah topunun cezasını versin. Höst! Höst vallahi. Anam iyi günler. İyi günler koçum gel birader. Efendim maşallah uykunuzu almışsınız iyi gördüm sizi. İyiyiz komşum. Vatanımıza kavuştuk. Çok şükür efendim. Suyumuz da geldi. Şöyle bol ferah yıkanabildiniz inşallah. Yıkandık komşum. Aktık pişti üstümüzden. Akşam sana biraz takmıştım ama tebrik ederim. Adaletli dağıtım yapıyorsun. Çok teşekkür ederim efendim. Herkes sizin gibi takdir etse. Eder komşum. Vatandaş adil hizmeti takdir eder. Nasıl arpa vaziyetleri? Arpa?
Para Sabri Bey, para. Geçirmeye çalışıyoruz efendim. Biraz ders, emekli maaşımız. Bir beste yarışmasına hazırlanıyorum son günlerde. Yap komşum, yap. Yardımcı oluruz o konularda. Hatırlı dostlarımız var öyle olsa. Eksik olmayın efendim. Bu zamanda torpilin yoksa zaten ağzında kuş tutsan... Yavuz Bey'in elinden ne kurtulur? Tuttuğunu koparır evvelallah. Sana fikrini soran olmadı evladım. Müsaade et koçum, biz konuşuyoruz komşumla. Pardon efendim. Hadi birader. Hadi abicim, buyur. Efendim Sefay! Cafer koş, yardım et Yavuz Bey'e. Katil, katil! Vah yavru, katil amcan öpsün seni. Pek dillendi amcası. Maşallah yavruma. Ha koçum. Al şunu, evi bir güzel temizlet. Baş üstüne. Duydun mu? Pırıl pırıl. Vatandaş temizlensin. Ha, prensim sana emanet koçum. İyi bak. Ceryanda kalmasın yavru. Aman ha, duydun mu? Ne demek efendim? Gözüm gibi bakarım evvelallah. O bizim de prensimiz. Nasıl efendim? Afiyettedir inşallah küçük bey. Afiyette komşum. Ellerinden öper. Büyüsün, çok can yakacak. Canavar, canavar. Oh maşallah. Hadi birader. Buyur Yavuz abi, gidelim. Cafer kapıyı aç. Efendim Sefa ile. Buyurun. Haydut, canavar yetiştiriyor evinde. Haydut, haydut. Sus be, çenesi düşük. Hadi yine buldun adamını Sedat Bey, iyisin iyi. İyiyim Cemil abi. Allah bizi ayırmasın bir daha. Amin. Bak ne büyük işler yapacağız sayın abimle. Tak tak. Tak tak evvelallah sayın abim. Dağıtacağız piyasayı. Yengem nasıl? Üzüyor mu seni? Beni kimse üzemez. Benim adım Cemil. Cemil sayın abim. Hürmetler. Kimse yatıramaz beni hastaneye. O aşağıdaki kızılla bir olmuşlar. Bırakmayın seni sayın abim. Yatırtmayın seni hastaneye filan. Sen bize lazımsın. Hadi eyvallah. Sevap vallahi Yavuz Bey. Tıkacaklar fukaraya tımarhaneye. Tıktırmayız koçum. Vatandaşı öyle cart çurt yok. Allah razı olsun. Senden de. Atla birader. Atladım abicim. Tak. Cafer. Yıkadın mı Yavuz Bey'in arabasını? Çoktan. Kaldır o bidonları arabanın önünden. Başla. Bırak koçum. Özlemişim pislikleri. Saçma. Hadi komşum eyvallah. Güle güle efendim. Hayırlı işler. Güle güle. Ne yapıyorsun koçum? Ben sana vatandaşa böyle böyle yok demedim mi? Pardon Yavuz Bey. Boş bulundum. Bir daha yok. Ha. Görmeyeyim bir daha. Fena halde okşarım ha. Elini ayağına biraz dikkat etsene evladım. Ne yapıyorsun? Cahillik efendim. Cahillik. Güle güle. Koş Sevim, katil gidiyor. Anam. Vay be. Otomobil yarışçısı gibi adam. Koş Sevim, kaçırdın. Geldi baş belası haydut. Kaldır çabuk o bidonu, koy yerine. Haydut vallahi, haydut. Hapishane kaçkını. Ne varmış onun başında, öğrenebildiniz mi? Saçkıran olmuş, saçkıran. Ben öğrendim. Çok yaşamaz böyleleri, kahırdan. Bizim bir rahmetlik Sadi Bey vardı. 6 ayda gitti. Başladı yine yayına baykuş. He. Medya canavarı. Hiçbir şey yok başında canım. Elimle sabunladım ben. Önümde çıkardı takkeyi. Elinle mi? Aman bulaşıcı kellik falan olmasın. Yok canım, ne keli. Moda dedi bana, kısa kestirmiş. Sabri Bey koşun çabuk, annem bayıldı korkudan. Anam. Bayıldı mı? Bayılmaz beyefendi kadıncağız. Eve kamyon girdi sandık katilin gümbürtüsünden. Allah kahretsin. Hayda. Suna Hanım bayılmış Sevim. Bana verme Abbas efendi, gideyim. Gelir şimdi o hasta herif. Otur babam, iç çayını affedersin, canımı alacak. Evet Bülent, otur. Görüyor musun nasıl huzursuz ediyor insanları? Hasta bacım, hasta hasta. Hayır, çok ağır konuşuyor, tatsızlık olacak bir gün. Hiçbir şey olmaz, rahatına bak. Sahi Abbas efendi nerede kaldı bu? Saat 10:15 geçiyor. Bilmem bacım, affedersin, hiç böyle yapmazdı ama bir işi çıktı herhalde. Herhalde. Telefon da etmedi. Hasta falan olmasın. Günaydın. Günaydın Şevket Bey, hoş geldiniz. Hoş geldin babam. Hoş bulduk. Günaydın efendim. Günaydın. Ergun odasında mı Demet? Bir baksın bana. Gelmedi henüz Şevket Bey. Gelmedi mi? Ya telefon da etmedi. Allah Allah, hiç yapmaz böyle şey. Nerede olsa haber verir mi? Biz de merak ettik. Neyse biraz daha bekleyelim de haber çıkmazsa birini göndeririz. İşimiz de var. Bak bir şey söyledim. Ne efendi adam? Kahve içecek misin babam, affedersin? Kahveyi evde içtik. Hacer Hanım yaptı. Sen bana bir çay getir Abbas efendi. Emin olur babam. Ne oldu Abbas efendi? Tahta kafalar yaptırıyordu hani sizin nikahı. Yılan hikayesine döndü bu iş. Döndü babam, affedersin. Tahtabaşın eline bakıyoruz. Ara seçimden sonraya kalmış.
Ha, ondan. Ondan babam affedersin. Seçimi bassın. Bülent, akşam bir yere gidecek miyiz? Sen bilirsin. Ona göre evi arayacağım da. Ara istersen. Bülent, ne kararsızsın. Abbas efendi. Bir şey söyledi mi Şevket Bey? Yok bacım, çay içecek affedersin. Bak, arıyorum annemi. Ara, tamam. Abbas selam. Demet. Ergun Bey ne oldu? Daha ne olacak kızım? Okuldan geliyoruz. Otur şuraya. Çıkar şuraya. Haydut, sesin çıkmasın paralarım seni. Şükrü Bey'ler geldi mi? Şükrü Bey daha gelmedi de Şevket Bey sordu sizi. İçeride. İşiniz varmış. Olmaz mı kızım? Bugün cuma. Bu alaksızdır hep. Eyvah eyvah. Ne yaptın sen yaramaz? Daha ne yapacak kızım? Arkadaşının kafasını merdivene vurmuş. Aa, daha neler? Gazeteci olacak Haydut. Tabii televizyonları izliyorlar. Vur, kır, şiddet. İşte buyurun. İki okuldan uzaklaşma verdiler. Yazık. Yazık mı? Yüz vermeyin buna. Cezası az bile az. Haydut gazeteci olacak başıma. Otur da sesin çıkmasın parçalarım seni. Sonun bu abin gibi olur. Bak boşta gezersin. Ne demek o Ergun Bey? Verdiğiniz örneğe bakın. Sözün girişi kızım. Canımı sıkılsın ne dediğimi biliyor muyum ben? Ya uğraşma benimle be. Otur Bülent'ciğim. Nereye gidiyorsun? Bırak Demet, çekemem. Sakin ol babam, sakin. Otur bakayım şuraya. Otur, otur. Müdürüm, sen de adama hakaret etmesene. Şevket Bey arıyor. Bir dakika susar mısınız? Efendim, geldi Şevket Bey. Tamam, geliyor. Beni mi çağırıyor? Evet. Eve gidelim, bak nasıl kırıyorum ben de senin kafanı arkadaşına yaptığın gibi. Gangster bozuntusu. Otur orada, sesi çıkmasın. Çalış dedim bunlar için, ömrünü tüket. Karşında iki gün okuldan uzaklaştırma. Puh, utanmaz. Defter almamı alırız, kitap almamı alırız. Ne o? Oğlumuz adam olsun diye. Her türlü fedakarlık bunlara. İyi bir notunuzu görelim be. Okuldan bir teşekkür alın. Puh, haydut. Gel Ergun. Geldim efendim, geldim. Çok özür dilerim, geciktim efendim. Ne oldu, hayrola? Ah efendim, ah, bizim oğlanın okulundan çağırdılar. Sıkıntıdan ağlayacağım vallahi. Evladın var mı, derdin var demişler ya. Çok doğru söylemişler efendim. Bunları göreceğimi ölsem daha iyiydi. Neler söylüyorsun Ergun? Otur bakalım şöyle. Sağ olun efendim. Teneffüste sınıf arkadaşıyla kavga etmişler. Çocuğun kafasını böyle merdiven parmaklarına sıkıştırmış. Yok ya, daha neler? Maalesef efendim. İki disiplin cezası verdiler hayduta. Okuldan uzaklaştırma. Şerefim iki paralık oldu. Düşünebiliyor musunuz benim durumu müdürün karşısında? Geçmiş olsun, burada mı? Burada efendim, beraber geldik. Ne yapayım? Eve götürsem daha geç kalacağım. Süt dökmüş kedi gibi oturuyorsun Demetler'in yanında. Eve giderim, kıracağım ben onun kafasını. Deli olma Ergun, korkut gözünü yeter. Yapmaz bir daha. Yapar efendim, yapar. Bunlar yapar. Televizyonu önler çünkü bunlar her türlü şiddetli kavgayı. Evet, kötü örnek oluyor. Yayınlamamalılar böyle filmleri. Devletim yok ki efendim. İçeri düşecek gibi seyrediyorlar televizyonu. O televizyonda kaldıracağım evden. Bursları da seyretsinler bakalım. Bunlar analarını babalarını bile vururlar. Allah korusun efendim. Haydut gibi. Ya! Ya! Ha! Ya! Bu! Ha! Ya! Bu! Ya! Bu! Ya! Ne yapıyorsun Ergun? Ablam artık şendul sayılır. Babamın dalgınlıkları daha da arttı. Annem durgun. Cemil amca alkol tedavi merkezine gitmemek için direniyor. Katil, apartmanın çöp bidonlarını iki kere daha böyle uçurursa Suna Hanım teyze kalpten gidebilir. Ergun amca karateye mi başladı?